Evde Muhabbet kanalından hepinize selamlar dostlar. Ben Sefa, yepyeni bir video ile birlikte karşınızdayım dostlarım. Evet dostlar, bugün Show Jumbo Muhabbet kuşlarımızın genel durumu videosunu çekiyoruz yine. Biliyorsunuz kuşlarımıza video çekmeden önce mama veriyorum ve böylece biraz olsun sessizlik sağlamaya çalışıyoruz dostlarım. Sizlerden de ricam, ben bu kadar uğraş ve emek verirken videomuzu beğenirseniz sevinirim dostlarım. Kanalıma da abone değilseniz abone olmayı unutmayın dostlarım. Şöyle burada bakın, bu kuş bunların yavrusu değil tabi. Bu bizim Texas'ımızın yavrusu aslında. Bugün burada yeme atlamış. Bir tane de burada kendi yavruları olan gri klasik bir yavru var. Dostlar ben yavrular böyle atladığı zaman yuvadan hemen şu yavru saklanma kabını koyuyorum. İşte dal dara atıyorum. Kafesteki şu görmüş olduğunuz ızgara teli hemen çıkartıyorum. Güzelce böyle bir kağıdını vesaire temizleyip yem döküyorum. Mamalık da koyuyorum bakın aşağıya. Belki yavrularımız yer diye. Şu minnoşumuz orada. O da erken atlamış biraz da. Evet dostlar, genel olarak durumumuzdan bahsedeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi 10 numaralı takımın bakıcılık yaptığı Texas yavrumuz. O da çok tatlı maşallah. Şöyle bir fotoğraf alacağım. Bekler, dönerse bu tarafa. Korktu. Korktu ve kaçtı. Evet, biliyorsunuz ki bu yavrucak 14 numaranın yavrusu dostlarım. Şöyle tersten başlayalım bugün. 20 numarada dişiyi ben 5 gün önce aldım buradan dostlar. Bugün tekrar eşledim. Bunları ayırma yöntemi deniyorum şu an. Büyük ihtimalle bunda da eğer çözüm bulamazsam 15 ya da 20 gün ayıracağım dostlarım. Burada görmüş olduğunuz gibi yine bakıcı takımımız olan İngiliz takım bebeklerine bakıyor. Dişi burada, hem dişiye hem yavrulara. Babalık böyle bir şey işte. İnsanoğlunda da böyle. Babalar yani yavrularını, eşini, evini, külfetini yani beslemekle mükelleftir. Allah bize böyle bir özellik vermiş. Evet, görmüş olduğunuz gibi yavrularımıza babamız hem kusuyor hem yavrularımıza yeme atladı. Maşallah güzel güzel yavrular var. Hemen söylüyorum, şu anda karşıda görmüş olduğunuz iki kuş da satılık değil dostlarım. Soracak olsa, ama şu yavrucak satılık olabilir. Onu da söyleyeyim. Daha çok erken, ama daha bir hafta 10 günü var bu kuşun. Bunları kendi yavrusu dostlar, bu kuşların. Bu minnoş kendi yavrusu. İçeride de bir tane lütinomuz var. Anne kazıyor yuvayı bakın. Büyük ihtimalle yumuşak bu kuş, bir haftaya kalmaz. Burada da bir tane lütino var. Daha erken diyor, onu atlamamış herhalde. Burada devam. 18 numarada lütino dişimiz iyice kuyruğunu kırdı. Aşağı doğru büktü. Kanatlar aşağı düştü. Yani dediğim gibi bu kuş Ocak ayını çıkmadan yumurtlayacak. Buna eminim dostlar. 17 numarada Japones takımımızda gayet güzel bir şekilde yumurtada yatıyor dostlarım. Şöyle bakın gösterelim. 2, 4, 6. Maşallah. Güzel yumurta verdi bu sefer. Salmada erkeklerimiz, yakışıklılarımız takılıyorlar. Kendi ayağını çeviren bir kuş. Yalnız bu lütino fena tüye girdi dostlar. Görüyorsunuz. Karavan içinde bir tüyde.
Salmamızda yine dişilerimiz. Dostlarım şu karşıda görmüş olduğunuz bütün o dişi, bu telefon niyeyse netlemiyor. Şu karşıda görmüş olduğunuz bütün o dişi Çınar Kuşevi kanalından Oğuzcan kardeşimin bana komik bir rakama verdiği dişi. Kendisi İngiliz ayarında bir kuş. Ama tüye girince ne olacağı belli olmaz. Bu kuşu Texas'tan, Texas'ın kanından geldiği için kendisinden aldım. Büyük ihtimalle değil, %100 ihtimalle buradaki bu Texas'ta eşleyeceğiz dostlarım. Sarı yüzü olduğu için en azından iki sarı yüzlü kuş çalışması yapacağız. Benim için bu arada şöyle bu kuşlarımızla çiftleşiyor yine maşallah. Bu kuş bizim video çekmemizi bekliyor bu takım. 13 numara. Onlar devam etsin işine. 16 numarada da aynı şekilde dişi kuşumuz kuyruk düşürdü, kanatlarını düşürdü. Gayet güzel bir durumda. Büyük ihtimalle yine yumurtlayacak. Yalnız bunların altından efsanelerek de yavrular geliyor dostlar. Onu da söylemeden edemeyeceğim. İyi ki satmamışım bu takımı. 15 numaraya gelecek olursak Lütino erkeğimizle albino dişimiz şu anda 3. yumurtasını attı. 3 yumurtası var dostlarım. Bu arada kusura bakmayın, yumurtalı kuşları kaldırmak istemiyorum. Çünkü yuvalı açtığımızda korkuyor hayvan. Bir anda çıkarken yumurtayı ayağıyla fırlatıyor ve yumurtalar çatlıyor. Başıma geldi, tecrübeyle sabittir dostlar. 14 numaradaki Texas takımımıza gelecek olursak dostlarım, onlar da şu anda yuva hazırlığındalar. Yuva hazırlıyorlar. İnşallah yakında yumurta gelir. 13 numara ikinci yumurtasını bugün attı dostlarım. Yumurta gördünüz az önce çiftleşiyor. Yumurta dizmeye devam ediyor dostlarım. Bu ino taşıyıcı bir erkek. Yani kırmızı gözlü yavru veren bir erkek. Soyu kırmızı gözlü bir kuştan geliyor. Yani o anlama geliyor taşıyıcı demek. Merhaba komşu. Ne güzel çıktı oradan. Spam benim. Çok tatlı arkadaşlar. Kuşlarınızın kıymetini bilin. Burada da 9'a atlayalım. Çünkü dişi her zaman dışarıda olmuyor. Yumurtada yatan takımımız bu da. Bu dişiyi ben babasıyla işlemiştim. İlk iki sezon, ilk iki batımda. Şimdi oğluyla işledik. Bakalım alttan ne gelecek merak ediyorum. 3 tane yumurtası var. Biz 12'den devam edelim. 12 numarada da tekrar yuva hazırlığı başladı. Dişimiz birazcık tüyde. Tüyünü bitirdikten sonra sanırım o da girdi içeriye, giriyor da. Bakın görüyorsunuz dostlar. İnşallah bu da tekrar yuva hazırlığına girecek. 11 numaraya gelecek olursak dostlar, 11 numarada da biliyorsunuz güzel bir takımımız var. Onların da şu anda yavrusu büyüyor. Tekrar yumurtlayacak diye yavrularını ayırdım. Görüyorsunuz 3 tane yavru var burada şu anda. 10 numaraya az önce baktık zaten, yavrular yeme atlıyor yavaş yavaş. Buradan kendime bir 3-4 tane kuş ayırıp kalanını sahiplendireceğim Allah'ın izniyle. Görüyorsunuz burada geriye kalan yavrular dostlar. 9 numaraya baktık az önce. 8 numarada yine yavrulu bir takımımız var. Baba mamasını yiyor. 8 numaraya bakalım hemen yine yuvalığından. Yavrular burada dostlarım. Hemen şöyle gel bakalım. Bir tane burada, bir tane mavi bir yavru var. Güzel. Bir tane yeşil bir yavru var. Dostlar bu arada ben genel olarak boylama yapıyorum ama çok karıştırmadım. Mesela 4 numarayla 8 numarayı boylama yaptım birbiriyle. Ya bunun yavruları burada, bunun yavruları da burada. Mesela bu yeşil yavru aslında bunların yavrusu. Ezilmesin diye zamanında boylama yaptık dostlar. Şöyle şuradan da şuna bakalım. Bu kendi yavruları. Dişi. Bir takipçimiz benden yeşil dişi istiyor ama inşallah
çıkar. Bu da mavi maşallah. Buraya ben hep gri sanıyordum da mavi geliyormuş. Şu dişi, evet bu dişi dostlar. Takipçimiz bizi takip etsin. Bu dişiyi ona verelim Allah'ın izniyle. 10 gün 15 gün sonra yeme düşer. Allah izin verirse tabii ki. Hemen yerine koyalım bunu da. Dostlar 7 numaramız biliyorsunuz Spangle Spangle eşlemesi. Biz Spangle Spangle eşlemesini neden yapıyoruz? Boyut yükseltmek istiyorsanız Spangle'la Spangle eşlemesini yapmayın. Çünkü boyut ufalır. Ama renk çalışmak istiyorsanız böyle DP, işte yine Spangle, böyle bu tarz yavlar almak istiyorsanız Spangle ile Spangle'ı eşleyebilirsiniz dostlar. Burada yine gözü 6 numara dayanamadım. Bu erkeği tekrar bunun yanına attım. Belki çalışır ihtimaliyle. Şunlar yumurtasını dizmeden erkeğini alıp buraya koymayacağım. Önce yumurta desinler. Yine 5 numarada dostlar Spangle Spangle işlemesi var. Yavrularının böyle DP ya da renkli gelmesi için. O yüzden eşledim. Burada da yumurta ve bakın şöyle bir yavrularımız yeni yeni çıkıyordu. Mesela burada boyama yapacağım bir tane kuş var. Ama bu ayarda yavrular olmadığı için, yani yavrulu bir takım olmadığı için bu ayarda. Yavrulu bir takım olmadığı için bu ayarda maalesef boylayamadım. Ama biraz büyüdüğü zaman şunlardan birine indiririz. 4 numarada niye yavrular var? Bakalım hemen. Evet, görüyorsunuz 4 numaradaki yavruları. Şu az önce bahsettiğim gibi 8 numaranın yavrusu. Boylama yapmışız burada. Bir saniye canım. Şöyle şu tarafa bir gel. Bu minnoş kendi yavruları. Bu minnoş da kendi yavruları. Bunlar yavaş yavaş büyüyecekler inşallah. Bu da kendi yavruları. Bu da yine boylama yaptığımız bir yavru dostlar. Bu taraftan 8 numaradan aldığım yavru. Bir evlercik granül ekleyelim. Tamamdır. Biraz yerlerini dağıttık ama evet dostlar. 4 numarada bu şekilde Show Jumbo muhabbet kuşlarımızın genel durum videosunu çekiyoruz. 3 numara yuva hazırlığında, 2 numara vallahi en son 11. yumurtadaydı, bakmadım. 1 numarada kuşlarımız yuva hazırlığında yine ve genel olarak kuşlarımızın durumunu çektik dostlarım. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeğimin karşılığı olarak da videomu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip ederseniz orada çekilişler düzenliyoruz. Çekilişlerimize katılabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın dostlar.